Merhaba diyelim. Bugün Kartal'a geldik İstanbul'da. Hasan Taş abimizin evine, Hasan Taş abimize misafir olduk. Başlangıcı ben yaptım Hasan abimizden. Merhaba değerli takipçilerim. YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Abone olmak bedavadır. Teşekkür ederim. Az çok da olsa bir hayat hikayesini dinleyelim. En başta kendini tanısın. Ondan sonra köyden çıkışını, gerisini kendisine bırakırım. Ve buyurun Hasan abi. Sevgili Gültekin, teşekkür. Zahmet edip hanemize kadar misafir olman bizi onurlandırdı. Bu vesileyle bizi dinleyen tüm insanlara, akrabalarımıza, dostlarımıza selam, sevgi ve hürmet sunuyorum. Soru cevap şeklinde olsa siz bana bir soru yöneltip Tamam. ben sorularınızı cevaplandırayım. Tamam Hasan abi, Palanka'da doğdun, Palanka'da büyüdün. Ne zamandan beri köyden çıktın? İlk çıkışın kaç senesiydi, hatırlıyor musun? Sevgili Gültekin, ben esasen 1952 yılında Palanga'nın değil, Boyacı Komu dedikleri ilk köyün yerleşim yerinde doğdum. Aha, pardon, onu da öğrenmiş olduk. Kusura bakmayın, ben tabii böyle soruyorum abi, ben Palanka biliyorum ama tabii siz yine de düzeltin eksiğim olursa. Evet. Bağcıkom'da doğdunuz, Boyacı ondan sonra, Komu'da evet. doğduk. Daha sonra Palanga merkeze indik. Efendim, belli bir yaşa kadar, genç yaşıma kadar, 16 yaşıma kadar Palanga'da okudum. Daha ileriye okuma şansım olmadı. Ekonomik koşullar nedeniyle okuyamadım. Ama işin doğrusu şu. Ben 5 yıl ilk okula gittim. 5 yılda hiçbir gün okula gitmemezlik yapmadım. Sıfırım yok. Öğretmeni geldiği zaman kargında karşılar, kargına kadar da yolcu ederdim. Kargına kadar da yolcu ederdim. Böyle bir okuma merakım vardı. En son 5. sınıfta benim Mehmet Köse adında bir öğretmenim vardı. Saygıyla, hürmetle anıyorum. Eskişehirliydi, Afyonluydu pardon. O öğretmenimiz, biz 5 arkadaştık bizim köyden. Biz 5 arkadaşa kendi dağarcığında ne varsa öğretmenlik adına bütün bilgilerini bize aktardı. Hasan Taş olarak ben, Hıdır Demir, Daimi Arslan, Hasan Polat, bir de İsmail Temiz Soyoğlu, Hasan Hüseyinoğlu bizi bir 5. sınıftan sonra bir sene daha okuttu. Efendim, normal gündüz okulda, gece öğretmenin evinde ders yaptık. Bizi öğretmen okulu sınavlarına hazırladı. Bu köy entüstüleri var ya, Evet. sonradan Kabul edin. ilk öğretmen okullarına dönüşmüştü. O okullarda okullar için sınava hazırladı bizi. Çayırlı'ya gittiğimde ben bu hikayeyi kısa böyle okul anılarım olarak kitapta yazdım. Fazla detaya girmeyeceğim. Çok enteresan bir hatıram var orada. Netice gittik, sınava girdik. O sene ben Çayırlı'da ilk öğretmen okulu sınavlarının Çayırlı birincisi olarak seçildim. Diyarbakır Ergani ilçesine gidip okuyacaktım. Babamın parası olmadığı için okuyamadım. Okuyamayınca da o çocuk yaşta Hasan Polat'la benim biliyorsunuz bizde müsait var. Benim müsaitim kan kardeşim, çocukluk arkadaşım. Efendim, açlık grevini yaptık bir de. Yani açlık grevinin ne olduğunu hiç bilmezken kendi kafamızdan doğal böyle. Gittik güneşin altında yattık. Bizi geldi buldular, geri getirdiler eve. 16 yaşında gurbet hayatı başladı. O gün bugündür bu hayatı yaşıyorum. Bir dönem köye gidiş geri dönüşlerimiz söz konusu oldu. Ama sonradan efendim ailece İstanbul'a yerleştik. Palanga bulmuştan efendim temelli ailece ayrılışımız 1978 yılı. 78. Kaç kardeşsiniz Hasan abi? Biz aslında babam 3 evli. Ama bu 3 evlilikten 12 tane evladı var. Ben 12 evladının 6.'sıyım. Tam orta sıradayım. Şimdi 3 evlide 12 kişi
O zaman hep aynı bayandan değil. Hayır, 3 evlilikten 2 bayandan. Bir evlilikten ilk eşinde var mı çocuk? Bir evlilikten hiç çocukları yok. 2 eşinden 12 tane evladı var babamın. Ben 6.'sıyım. 2. eşinden. Evet. 3. eşinde? Pardon. Siz 1. eşinden 3 tane evladı var. Evet, şimdi. Diğer çocukları 3. eşinden. 3. annemden. Eşinden. Evet. Şimdi oldu. Tabi onların da devri daim olsun. Tabi rahmetli annenle baban da sağ olasın. Burada saygılanıyoruz. Tabi gurbet hayatınızda bir de müzikle uğraştınız. Yani ya şey meraklı birisiyim ya işte böyle şey sen söyle müzikle uğraştım o dönem o müzik efendim ilgim beni bizim toplumumuzun müzisyen önderlerinden efendim saygın kişilerden efendim ismini yad etmekten onur duyduğumuz efendim Sayın Davut Suları gibi Mahzuni gibi efendim Seyfi Doğanay gibi efendim çok değerli üstadlarla efendim tanışma aşık daimiyle çok yakınlığımız oldu efendim onlardan tabii etkilendik bir zaman efendim bu bağlamayla, sazla, şiirle, o kültürle de uğraştım. Tabii çok güzel, yüreğinize sağlık. Tabii ben de sizi bazı müziklerinizi dinlemişim tabii. Çok da güzel, yüreğinize sağlık. Müzik çok önemli. Müzik ruhun gıdasıdır tabii. Olmazsa olmaz yaşantıdan biridir. Peki Hasan abi siz evlisiniz. Çocuk da var tabii çocuklar. Evet, ben evliyim. Efendim 5 tane evladım var. 4 kız bir oğlum var. Maşallah. Bunlar tabii hepsi büyüdüler, gittiler. Kalan hepsi, yok. Hepsi yani. Büyüdü, okudu. Sağ olsunlar. Efendim hepsi üniversite mezunu. O böyle eğitimli insanlar olmalarından da onur duydum. Dede oldunuz. Efendim? Dede. Dede oldum. 25 yaşında torunum var benim maşallah. Şimdi. Maşallah. Herkese nasip olsun diyelim. Ne diyelim Hasan abi? cümlemize evet. Hasan abi tabi İstanbul'da yaşıyorsunuz burada Kartal'da. Ben İstanbul Kartal'da yaşıyorum. Evet. Burada tabi ağırlıklı olarak bizim köylülerin olduğu yer Bağcılar Avrupa kısmında bir de burada Kartal'da varlar. Doğrudur. Tabi her tarafa da dağılmışız yurt dışında her tarafta. Tabi sizi değişik yerlerde bizim köylülerin misal gecelerinde çok yerlerde tabii ben de geldiğim zaman beraber görüşmüşüz tabii katkınız da her zaman vardır sağ olun var olun bu amaçta bizim köylüler için mesela hani sizi tanımayanlar için veyahut mesela sizi tanıyanlar için bir söylemek istediğini bir şey var mı yani? Yani tabii söylemek istediğim şu benim ricam şu. Her toplum mutlaka kendi öz değerlerine sahip çıkmalıdır. Ya ben önce evimin önünü temizleyeceğim. Sonra gücüm yetiyorsa sokağı temizleyeceğim. Sonra köyü temizleyeceğim. Sonra daha geniş alanlara efendim elim ulaşıyorsa efendim katkı sunmaya çalışacağım. Ama önce evimizden, kendimizden efendim güzelliğe, temizliğe başlamakta yarar var. Ve kendi toplumumuza da sahip çıkmamız lazım. Bizim geleceğimiz evlatlarımız, çocuklarımız, torunlarımızdır. Onlara örnek olmak, onlara doğru şeyler bırakmak, efendim onlara doğru bir yaşam tarzıyla örnek olmak önemlidir. Benim herkesten ricam toplumun ortak paydalarını çoğaltmaktır. Sosyal dayanışmayı geliştirmektir. Örneğin cami cemaati her gün günde 5 sefer bir araya geliyor. Birbirlerini tanır, birbirleriyle vesuhal olurlar. Ama içlerinden birisi 3 gün o cami cemaatinden 3 gün gelmezse cemaatin tamamı ya şu falanca şahıs 3 gündür gelmiyor diye efendim merak eder sorarlar. Fakat bizim ortak paydalarımız ya düğünlerdir ya cenazelerdir ya da efendim
acı günlerde bir araya geliyoruz. Onun ötesinde ortak paydalarımızı çoğaltmamız lazım ki bizim de birbirimizden haberimiz olsun. İçimizden birinin zor günü, dar günü, hastalığı olursa efendim onlardan haberdar olup ulaşmak için mutlaka sosyal aktiviteyi diri ve canlı tutmak lazım. Ben de aynı fikirdeyim. Çok güzel söylediniz. Tabii en önemlisi de misal hani geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez diyoruz ve bu doğru bir şeydir. Sizin söylediğiniz de aynı şekilde ben de şöyle bir katkı yapıyorum. Misal biz yan yana geldiğimiz zaman biz gençlerimiz birbirini, onlar da bizi tanır ve bu da devam eder. Bu da manevi değerlerimize sahip çıkar. Bu da tabii doğru bir tespittir. Yüreğinize sağlık. Çok değerli bir konuya da değindiniz bu zamanda. Dileğimiz tabii bunlar çoğalması. Başka söyleyeceğimiz bir şey de olmaz bu saatten sonra. Siz selamınız eğer varsa kapı komşuya onu söyleriz ve böylelikle videoyu da kapatırız. Vesile olduğunuz için, bu fırsatı verdiğiniz için sizin aracılığınızla tüm dostlara, tüm akrabalarıma, tüm insanlara sevgi, selam ve hürmet sunuyorum. Ben insanları çok seviyorum. Efendim, insan olmanın efendim vasıflarından en iyisi, en yücesi sevgidir. Efendim, sevginin esas öbür adı aşktır. Aşk eşittir sevgi demektir. Aşk ile yürüyenler irfan ile izzet taşır. Aşka ayak sürüyenler beden diye ceset taşır diye benim bir şiirim var. Bu çok önemlidir, önemli buluyorum. İnanmışım buna. Bunu vurgulamak istiyorum. Herkese selam, sevgiler sunuyorum. Sağ olun, teşekkür. Bizi misafir ettiğiniz için de çok teşekkür. Başımın üstünde yeriniz var, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Beni buraya getiren sevgili Ali Kübra'ma da böyle kısa bir şekilde çok çok teşekkür ederim. Bu vesileyle biz de geldik, Hasan abinin çekimini yaptık. Sen de bir selamlarını yollarsın en azından. Valla ben dünyanın hangi yöresinde yaşayan varsa tüm dost, akraba, herkese sevgi selamlarımı gönderiyorum. Herkese selamlar. Sağ olun, var olun. Şöyle ikinizin de beraber böyle bir çekimini yapayım. Teşekkür. Bahçesinde bahçıvan oldu, muhabbet meyvesi erişti. Dostum bahçesinde bahçıvan oldu, muhabbet meyvesi erişti. Yüreğine sağlık, eline sağlık, nefesine sağlık, çok güzel. Hayır ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Benim için bu çok, benim hayatımda çok nadide bir zaman, benim için bir cem gibi bir şey oldu ya. Yüreğine sağlık, çok Hasan abi bizi kırmadığın için böyle gerçekten çok çok teşekkürler. Rica ederim, yürekten. Rica ederim.
Artık hoşça kalalım diyelim, hatır bısıma diyelim. El sallayalım, kapatalım, ne diyeyim, hadi hatır bısıma. Selam sevgilim. Oldu başına.